Kazandı mı? Oh be! Kazanmışız. Tamam, hayır. Odasını bağlamanıza gerek yok. O söylemediğine göre sürpriz yapacak demek ki. Tamam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Tamam, o zaman ben bir ocağa bakayım. Ben de aynı ocağa bir bakayım, geleyim. Serkan, diyorum ki şöyle güzel bir sürpriz yapalım, ha? Yapalım abi. Böyle herkesi toplayalım, pastalı mastalı. Evet. Bir şey diyeceğim ya. Bu Sinan var ya, gerçekten manyak ha. Bak, kurtaracağım mekanı dedi. Nasıl kurtardı ama? Ya. Tamam, hadi git. Kızlar, biz niye Bülent'i aramıyoruz? Hakikaten ya, bak hiç kafa kalmadı bizde. Ya, kalp kalbe karşı olsaymış, bakar mısınız? Başak, bırak o telefonu, sakın açma. Niye? Şimdi sen olanı biteni anlatacaksın, o da gidecek Sinan'a anlatacak da o yüzden. Ay hayır, anlatmaz. Ben ona anlatma bu sır dersem anlatmaz. Önce Rıza bir gitsin, getirsin şu Sinan'ı da. Buraya. Nasıl yani? Tamam, buraya mı? Buraya mı? Tamam, buraya mı? Timoşer'in evine. Yani. Canım, şimdi buraya derken lafın gelişi söylüyorum. Bir zıkkımın yarışması bir şey varmış. Rıza da gitti onun icabına bakmaya. Bunlar Pelin'in orada olduğunu biliyorlar mı? Birazdan susmazsa öğrenecekler Başak'cığım. Siz çok fısıldaşıyorsunuz. Ver o telefonu bana. No. Verir misin telefonu Başak'cığım? Verir misin? Tamam. Şimdi hep beraber Pelin'in evine gidiyoruz. Onun seminerden dönmesini bekliyoruz. Sonra oturacağız ve Pelin'e bütün olanı biteni anlatacağız. Evet, öyle yapacağız. Düşün önüme, hadi. Demek ki bilmiyorlarmış. Sus! Allah Allah. Başak da açmıyor telefonu. Hadi Sinan sürpriz yapacak, tamam. Bu şebeke falan mı patladı acaba ya? Artık Rüzgar da açmazsa telefonu. Sinan mı? Efendim Bülent. Belliydi ki zaten. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tamam, söylerim ben şimdi Melia teyzelere. Görüşürüz, bay bay. Hadi yine iyisin. Sana güzel bir haberim var. Ne? Seninki birinci olmuş. Misin? Moralimi düzeltmek için öyle demedin değil mi? Ay tabii ki onun için demiyorum. Ah Adnan Bey. Görüyorsun değil mi? Oğlun nasıl taşıyor senin mirasını, gördün mü? Bülentler akşama Sinan'a sürpriz parti hazırlamışlar. Biz de davetliyiz. Yavrum, benim öyle partilik falan halim yok ki çocuğum. Suratımı gördü mü? Huzuru kaçacaktır Sinan'ın, çünkü o annesini iyi tanır. Ay ne yapma işte. Bak ne kadar güzel düşünmüş Bülent. Ya bir gece sıkarız dişimizi, ne olacak? Yarın söyleriz ha. Hadi bak, böyle ikimiz de ısrar ediyoruz. Daha fazla nazlanma hadi. Hadi. Tamam, iyi peki madem. Ama iyi amacı, sopamı isterim, bastonsuz olmaz yani. Değnek olacak elde. Tamam. Ben senin değneğini getireyim. Bir de Necip'i arayayım ha. Hadi. Canım ne yaptın? Ben bu akşam Pelin'lerde kalacağım da onu söyleyecektim sana. Tamam, ben anlatırım evde sana. Tamam, o telefon. Şimdi Sinan'ın partisine gideceğiz de. Ama merak etme, sen erken döneriz. Alo. Alo. Simay. Ya vay arkadaş ya. Ya bari bir lafımı bitirseydim. Ondan sonra haber vermiyorsun diyecek. Of. Net kavga. Yok babacığım, yok. Seninle uğraşacak hal yoktur şimdi annemin. Tolga abim terk ettiğinde bile annem Pelin teyzede kalmamıştı. Çok daha ciddi bir şey olması lazım. Orası da öyle.
Doğru söylüyorsun babacığım ya. Neyse, yarını bekleyeceğiz artık. Hadi. Gel. Meliha anneciğim, hoş geldiniz. Canım, bir tanem benim. Aa, dünyanın en güzel kızı buradaymış. Tanem, gel bakalım. Oh, çok tatlı bir şeysin sen. Gel, gel, gel. Canım. Sağ ol yavrum. Konfetiler tamam. O fazla değil mi ya? İki tane yeterdi. Şef Avrupa'daki yarışmaları kazansın, bahçede havai fişek patlatırız. Ay. Serkan, şunu şey yapsana ya, kurtarsana sağdaki bardağı. Tamam, it şimdi aşağıya birazcık, it. Tamam, güzel. Konfeti mi bunlar? Konfeti abi. Ha, şey, meşale değil değil mi? Yok değil. Heh, meşaleyi yakıyoruz, ondan sonra kokusu çıkmaz buradan, aman diyeyim. Hoş geldin şampiyon. Helal be Sinan. Bak göreceksiniz, Sinan çok daha önemli yerlere gelecek. Necip dediği dersiniz. Gelecek tabii. Gelecek de, hani biz eğer izin verirsek. Çocuk tam bir şampiyonluk aldı, sevindi, yüzü güldü. Şimdi başını açtığımız derde bak. İpotekle uğraşacak. Hayırdır? Ne oldu ki? Böyle sürprizli, partili bir organizasyon olacak. Rüzgar Hanım da kukuma kuşu gibi kenarda duracak ha. Bırak şimdi. Ya. Pelin'in annesi. Gün Meliha teyzelere geldi. Şaka yapıyorsun. Evet. Sebep? Bilmiyorum yani bu evlilik meselesiyle ilgili bir şeyler öğrenmiş. Hayda. Nereden duymuş? Nasıl duymuş? Geliyor, geliyor. Hazırlanın. Konuşuruz. Vallahi çok sevindik şef. Helal olsun. Evet, evet. Biz zaten en iyi restoranda çalıştığımızı biliyorduk da şimdi böyle bir tescillendi. Tebrikler. Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Şef, ödül nerede? Çantada Berkay. Tebrik ederim. Ve o kadar bekledik. Çıkar da görelim şu ödülü. Sonra Rüzgar. Sonra. Tamam öyle olsun. Gel bak annen bekliyor seni. Gel. Sakın bir yere ayrılma. Seninle konuşacağız. Şey diyeceğim sana. Oğlum sen Rüzgar'a niye kötü davranıyorsun ya düşmanınmış gibi? Pelin, Rüzgar ve benim evli olduğunu öğrendi. Hayda. İşte o yüzden bir an önce çıkmam lazım buradan. Ve tamam. Buranın da bir an önce bitmesi lazım. Tamam. Ha, Başak o yüzden açmadı benim telefonumu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.